Thank you arkadaşlar selamlar herkese iyi akşamlar bugün e, internette değişik şeyler oluyor whatsapp çöktü biliyorsunuz instagramda problem varmış e, yayın başlarken de ufak bir problem yaşadım umarım devam etmez nasılsınız arkadaşlar keyifler nasıl hemen e, telegrama yazalım başladığımızı umarım keyifler yerindedir Böyle bir kamerayı düzeltelim tamamdır Yayın güzel kullanımdan Seyidi aldık. Şöyle bir bakalım. İlginç. Ee, gerçekten WhatsApp çökmüş. Ee, aynı zamanda Instagram. Umarım dünya genelinde sıkıntılı bir durum yoktur. Şöyle bir bakalım. Yankı var. Ee, yani olmaması gerekiyor hocam. Sizden kaynaklı olabilir mi? Ondan ses tamam demiş. Bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Yerinde ses Herhangi bir sıkıntı. Sesi tamamdır. Ee, yankı yok diyen arkadaş kendisinden kaynaklanabiliyor problem. Ee, bir kontrol ederseniz sevinirim hocam. Şöyle bir bakalım kimler buradaymış. Mustafa Okan hocam ilk sırada tekrardan geçmiş olsun sizlere de. Ee, Emin Özek hocam, Malta Makar, Müzik, Mut, Yalçın abi, Halit Çayin, Yusuf Bey, Can Bey, Orçun Tümer, Bahattin Meyil, İsmail Ter, Tugay Cavlak, Eser Hocam, İsmet Hocam, Habip Özkan, Selamlar Hocam, Neşe Hanım Selamlar. Neşe Hanım şöyle söyleyeyim. Sabah yayında yoktunuz. Aytan Hanım bayağı arkanızdan test yaptı söyleyeyim. Ama olumsuz bir şey tabii ki. Recep Yürek Durmaz, Meysami Hocam, direkt Türk Yılmaz. İsmet Alizade, Mehmet Yüksel, Ümit Biçici, Gökhan Ereksüz, öncesi ve sonrası. Yalçın abi, e, heh, yine bir yüksek yazmış, şey, büyük harf yazmış. Onur Bey kaydı, kaydısmasın. Bunda Hanım tekrardan hoş geldiniz. Taylan Hocam hoş geldiniz. Bay Ersin, Burcu Börü, Mehmet İpek, Günay Hocam, Erdoğan Ünal, Hilal, Hilal Turgut, Aziz Özsoy, The H, diyeyim. Ayten Hanım buradaymış. <laughs> Ayten Hanım umarım duymuşsunuzdur. Ee, Eren Kambak, ee, Ayşe Koçer, Çağdaş Hocam, Nevzat Hocam selamlar. Hoş geldiniz. Asal Luz, ee, Objektif Hoca. Selamlar hocam. Hoş geldiniz. Ee, bir aydır üyeymiş kanalımıza. Hoş geldiniz. Yiğit hocam arpa ne olur demiş. Bilmiyorum hocam arpa duruyor mu hala. <laughs> Aytan Hocam eyvah e, Neşe ne Ay uzun geldi. Ben şorta döndüm demiş. E, Gökhan Gökhan Hocam selamlar. Selam Hocam selamlar. Nuri İnanç Hocam selamlar. Kripto TV Hocam selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün çok volatil bir gün. Powell konuştu. E, veriler geldi. Verilerle beraber Biliyorsunuz güzel bir yükseliş geldi ABD tarafında. Verileri de konuşuyor olacağız zaten. E, hepsini detaylı bir şekilde internetimiz izin veriyorsa konuşuyor o olacağız arkadaşlar. Şöyle grafimizi de açalım bu taraftan da. Ahmet Anıl hocam hoş geldiniz. Böyle bu, bu tarafta... E, range dursun şurada da yükselen trend dursun dün yayında gösterdiğim bir yükselen trendim vardı biliyorsunuz arkadaşlar trendim değil mi? bir trend vardı güzel çalışan bir trend ve buranın üstüne atmamız lazım diye söylemiştim bakın inanılmaz bir şekilde burası bize direnç rolü oynuyor aslında ee, ne kadar önemli bir bölgeymiş ben <laughs> şaşırdım belirteyim ee, şöyle kısa vadede de böyle şurada yine aynı şekilde yükselen bir trend e, kanal oluşturdu bu bölge. Bakalım e, burası bence önemli olacaktır diye düşünüyorum. Neden oturmadı? Şöyle kabaca bir. Ben bu kadar e, önemli bir önemli şekilde çalışacağını düşünmüyordum arkadaşlar. Güzel çalışan bir e, trend oldu. Nereden geliyordu bu? 8 Şubat'tan geliyordu. Doğum günüm. Yok bakayım. 26 Şubat'tan geliyormuş. Doğum günüm olduğu için hatırlıyorum. Ee, güzel çalışan bir trendimiz var. Ee, buranın üstüne atmamız gerekiyor diye belirteyim kabaca. Bugün e, ISM'ler geldi arkadaşlar. Önemli gerçekten. ISM'ler neden önemli? Çünkü burada enflasyonla ilgili biliyorsunuz işte e, biliyorsun piyasalar büyüdükçe işte bu da enflasyonu etkiliyor. Ama bugün düşüş gelmesi düşük gelmesi oldukça önemli A.D.P. tarafımızda istihdam verisi geldi ve bir de Euro tarafından tüfe geldi. Tüfe tarafında pozitif olan şey şuydu. E, yani hocam da sabah yayında e, belirtti. Hep beklenti geliyordu arkadaşlar biliyorsunuz uzun süredir hep bir beklenti geliyordu ama bu sefer e, beklentinin altında geldi. Bu da Amerika tarafına pozitif yansıyacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, belirleye konuşalım. Ya, özellikle işte e, ABD tarafında bu ISM'lerin yüksek gelmesi, enflasyonun işte kalıcı olup olmadığını işte e, tekrar yükselebilir mi korkusunu e, yaratıyordu e, yatırımcılarda, insanlarda. Ama gün özelinde bu veriyle beraber e, biraz daha bu pozitif olarak e, fiyatlamış oldu Haziran ayından e, fiyatlamasına bakarsak da beklenti faiz indirimi beklentisi oldukça artmış durumda arkadaşlar veriler. Bu yüzden önemli. Sonrasında Powell konuştu. Hemen böyle kısaca bakalım ne söyledi Powell. Son veriler genel görünümü önemli olarak değiştirmiyor diye bir açıklaması var. Enflasyonda güven artana kadar kesinlikle beklemeyin. Yine işte verilere bakacağız tarzında bir söylem. Son enflasyon verileri artıştan daha fazla olduğunu yakında söyleyecek. Yani şey enflasyon verisi e, ee, iyi gelirse son veriler iyi gelirse şunu söylüyor e, Powell işte faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağımız adeten ne kadar olacağı önemli diye e, düşünüyoruz. Bitcoin tarafına baktığımızda da on -chain tarafında inanılmaz şeyler yaşanıyor arkadaşlar. On-chain tarafını e, detaylı takip etmek gerekiyor. Çok fazla yüksek CDD verileri gelmişti. Türe borsalara özellikle çok fazla yüksek e, Bitcoin'ler taşınmıştı. Ama sonrasında bunlar e, tekrardan Soğuk cüzdanlara bir kısmı aktarıldı. Bu da önemli arkadaşlar. Volatilite biraz azalabilir bu sebepten dolayı. ETF'ler ne yaptı bugün ona bakalım. ETF'ler başladığı gibi hafif seyirde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Bir de dominans ve totallere bakalım. Sonrasında sizin de görüşlerinizi okuyor olacağım arkadaşlar. Dominans tarafına baktığımızda e, korkulan şey son anlarda, son zamanlarda, son saatlerde diyeyim e, 18'den itibaren dominans yükseliyor arkadaşlar. Dominansın yükselmesi ne anlama geliyor? Alt kalınları ufak da olsa edilebiliyor arkadaşlar bu durumdan kaynaklı. Dominans'ta önemsediğimiz nokta neydi? 54 ve 54, 10 yani yüzdelik olarak düşündüğümüzde yüzde 54 ve yüzde 54, 10 gel, üstünde gelmesi, üstüne çıkması bu oranın alt için sıkıntılı durumlar yaratabilir. Tıpkı e, bunu total görüyoruz. Total çok önemli bir bölgesi olan 700'lere doğru çekiliyor. Buradan bu alandan her zaman e, güzel bir tepki aldık. Altında kalması alt yönler için sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bir de Adırs tarafına bakalım. Adırs da bu nokta neydi bizim için? 300 milyar dolar bantlarıydı. Yine en son bakın buradan tepki alarak yükseldik. E, 300 milyar bandının aşağısına inmememiz gerekiyor analizlerim, kısa vadeli analizlerim bu şekilde arkadaşlar. Şu renç yapısını da tekrar konuşalım. Biliyorsunuz uzun süredir takip ettiğim bir renç yapısı vardı 3 Mart'tan itibaren. fiyat hareketlerini bu yapıyla izliyorum arkadaşlar. Orta banttan bir tepki almıştık. Şimdi fiyat yükselemedi Bakın şu bölge özellikle bize direnç rolü oynadı. 60 6967 bölgeler güzel bir direnç 67 bölgesi. Güzel bir direnç şöyle oynadı. Şu arada akümüle oluyoruz. Ben ne düşünüyorum? Şöyle daha temiz bir grafikte yapalım. Gösterelim. Öyle. Şuranın kırılımı bize şöyle rengini değiştirelim. Bize yön belirtebilir arkadaşlar. O yüzden e, alımı yaptığımızı söylemiştim. Zaten e, buradan kar almadım henüz ama orkulan e, korkulan taraflara gelirse mutlaka kar alacağım arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bu arada bir hediyelik gelmiş. Yılmaz Baş başarın hocam 50 yani hediye etmiş. Teşekkür ederim hocam ee, hediyeniz için. Genelde bana denk gelmiyordu hep Evrim hocam. <laughs> yani hocamın bu hediyelikler denk geliyordu. Sevindim kendi adıma da. Bir de dün ne yaptım arkadaşlar onu söyleyeyim düşüş geldi biliyorsunuz dünkü şu hareketle hemen ekranda göstereyim. Ee, alım yaptım arkadaşlar yani ne bulduysam aldım onu söyleyeyim Hatta şöyle göstereyim ee, yani sağolsun e, düşüşte beni aradı inanılmaz yorgunum zaten anlatmıştım düşüşte beni aradı Ben de e, işte uyandım seni direkt ekran kaydını uyandım e, aldım devam uykuya diye 3.41 alımlarımı yaptım yaptım tekrardan teşekkür ediyorum yani hocama da tekrardan ee, burası dipse vergi keserim demiş. Böyle alma hizmeti görülmedi diye. Dün bu düşüşte 3.41 civarlarında tam dip noktalardayken ee, alım yaptım arkadaşlar. Ne aldım peki onu da söyleyeyim. Ee, şöyle göstereyim. Ethereum fiyat aldım. Pendle aldım. Ee, DYM aldım. Bunların hepsi ekleme arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Ee, PYT'ye almadım çünkü zaten iyi fiyatlıyordu. Evet. Juba ekledim. VL'de NFP 1R'yi ekledim. Ee, biraz da FED dolayı e, eklemedim. İnjektif bekledim. Alımlarım bu şekildeydi. Dün olan zararda. Bugün olan yarın zararda nasıl? Yani haklısınız hocam. Ee, diyecek bir şey yok ama Boğa'da da bu tür hareketleri görüyoruz. Ee, aslında çok normal hareketler. Evrim Hoca tatile gitmesin Yalnız Hoca'ya gönderelim. Ayten Hocam bir kişi demiyor ki Ahtar Hocam çok yoruldunuz siz tatile gitsin demiyor. Ben gariban. BTC ne olacak hocam? Hocam uzun uzun anlattım. 10 ee, dakika oldu yayına gireli. Uzun uzun anlattım. Yasan BTC, BTC tarafında gelecek olan yükselişin dominansla yükselteceğini ve 60-70 bandında göreceğimizi düşünüyorum. Sonrasında ancak bir altkanın görebiliriz. Yani hocam şöyle söyleyeyim. 60'lar belki ama ben 70'lerin gelmesini gelme ihtimalini düşünmüyorum açıkçası. Bunu belirteyim. Ahtar hocam uzun sürmedi mi sizce bu, düz bu düzeltme? Ya hocam biliyorsunuz halving süreci var. Ee, bu süreçte bence normal halvingden sonra rahatlanabilir. Ee, bugün bir rapor okudum. Grayscale'ındı galiba. Ee, ya da Goldman Sachs'ın olabilir. 10 Nisan'dan sonra bir rahatlama görülmesi, görüleceğine dair. Ben de özellikle ilk hafta böyle geçip ikinci hafta biraz rahatlama olma ihtimalini aslında düşünmüyor değilim. Onu da söyleyeyim, belirteyim. Arkadaşlar 90 beğeni nedir? Bu bilgiye. Evet arkadaşlar beğeni beğenirseniz teşekkür ederiz. Hocam teşekkürler. Hocam siz piyasa istiyorsunuz, siz gidersiniz. <laughs> Tatile gidenleri gördük. Kendine yeni geldi. Anlamadım Mehmet Hocam. Hocam para tamamen fonlar tarafından BTC'ye giriyorken neden 70 dominans geldiğini düşünmüyorsunuz. Aybars Hocam şöyle söyleyeyim. Para tamamen fonlar tarafından Bitcoin'e girmiyor. E, şunu düşünmemiz gerekiyor. Para e, altcoin'lere giriyor. E, Ethereum'a da giriyor. E, bunu bir böyle 3-5 günlük süreç e, gibi düşünmeyin. Evet. Ama şöyle bir şey var. Bitcoin'e 3 girerken sallıyorum bu oranı. Bitcoin, diğer altcoin'lere 1 geliyor. Bunu nereden e, görüyorum? Bakın totallerden bunu görebiliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Zaten Bitcoin dominansı oralara gelseydi 70'ler için kastediyorum. Gelmek isteseydi. Bence ETF onaylandıktan sonra bakın inanılmaz bir saldırı oldu. ETF onaylandıktan sonra hatta... E, çok büyük alımlar gerçekleşti. 38 buçuk düşüşünden sonra'yı ee, kast ediyorum. Orada varırdık buralara. Yani bize metrikler bunu söylemiyor. Şu an üzerinde. Hocam bir mesajınızı görseniz mesajımı. Bir daha yazın hocam. çok hızlı akıyor kusura bakmayın. Hatta hocam bir de Paskalya bayramıymış. Şu ülkede borsalık kapalıymış. Evet ee, böyle bir durum da var ama bitti sanırsam. Geçen hafta bitti. Şey, geçen gün bitti. İki gün önce falan bitti. Paskalya. İlk günler kötü geçebilir ama ben insanın güzel kapatacağını düşünüyorum. Yani ben de öyle düşünüyorum hocam. Hareketim hakkında konuşur Biraz sonra alt konulara gireceğiz hocam. Gerçekten inanılmaz bir düşüş var ARKM'de biliyorsunuz bir haberi vardı listelenecekti Coinbase'de bu kadar düşmesi beni de şaşırttı. Dün yayında hatta incelemiştik özellikle bu sarı alandan alırım demiştim ama alamadım öyle söyleyeyim 2 dolarlara tekrar gelirse ARKM'i e alacağım. Ama haberi var mı arkadaşlar ben kaçırdım ARKM'in haberi varsa siz de aydınlatırsanız sevinirim. 10 Nisan'da kurumsal ve bankaların BTC Spot ETF onayını bekliyorlar. Hocam ee, 3 aylık araştırmanın onayını bekliyorlar. Hmm, güzel habermiş ama hani ben bu yükselişin 10-12 Nisan yükselişin bundan kaynaklı olabileceğini düşünmüyordum. Olabilir neden olmasın. Likidasyon haritasına bakar mısınız? E, dün Bakmayayım ezbere söyleyeyim çünkü şifre falan girmem gerekiyor high block tarafına. Ezbere söyleyeyim. 64 binlerde çok güzel bir likidasyon vardı. Fiyat orayı almadan döndü. Hatta e, konuşurken ben e, bir arkadaşımı onu çok e, önemsedim. Keşke bu dönüş hareketi 64 binlere geldiğinde olsaydı diye. 64 binlerde çok güzel bir likidasyon var. Yukarıda da tekrar 68 binlerde güzel likidasyon var. Hatta böyle bir bir saat önce falan bakmışımdır. Alekem'i aldım bugün hocam. Yani güzel yerler şöyle e, tepeden düştüğü yerlere bakarsanız ama şöyle söyleyeyim. E, dikkatli olun hocam. Kademe kademe alım yaparsanız daha sağlıklı olabilir. Hocam ben bu piyasada bir şey anlamadım. BTC düşünce alt günler toplu olarak düşüyor. BTC satış aynı anda örneğin Avax'da mı satışıyor? Dominans demeyin hocam. Bence o bir sonuç. BTC düşünce altcoin'ler toplu olarak düşüyor. BTC satışı aynı anda örneğin AVAX'a mı satışıyor? Hocam şöyle bir şey var. Bakın sadece dominans olarak bunu açıklayamayız ama büyük sebebi de dominans. Neden? Şimdi şöyle düşünün. Piyasada işte 2,5 trilyon kabaca para var. Tamam mı? E, bu 2,5 trilyon paranın %54'ü Bitcoin tarafında. E, yani geriye Ethereum ve diğer altcoin'lerin toplam oranı... Bitcoin'in yarısı bile etmiyor bakın. Burada %46'lık bir şey sergiliyor. Durum sergiliyor. Şimdi bunu her seferinde görüyoruz. Mesela biz öyle düşünün kabaca. Nvidia Mara işte sallıyorum. Amazon, Apple bakıyoruz ama burada bunlar neye göre hareket ediyor? Tabii ki Nasdaq endeksine göre hareket ediyor. Yine aynı şekilde S&P'de de böyle işte Coca-Cola'da, Pepsi'dir. Onlara bakıyorsunuz ama bunlar da Nasdaq'a göre hareket ediyor e, buradaki kabaca söylüyorum endeksine göre hareket ediyor. Bitcoin burada bir endeks rolü gibi çalışabiliyor burada dominans da e, bu yüzden önemli e, şöyle düşünün hani şunu böyle yapın iki buçuk para var bunun yüzde 54'ü yani yarısından fazlası Bitcoin'de Tabii ki Bitcoin'e göre hareket edecektir veya Bitcoin dominansı arttığında veya çıktığında ona göre hareketler sergileyecektir diye düşünüyorum Hani bence sebebi de tamamen bu İnsanlar diyor ki ya Bitcoin çok kötü giderken e, Bitcoin satılıyorsa e, bu işin babası e, Bitcoin Avax hiç gitmez Avax'a satıyorlar gibi bir de şu süreç var bu çok uzun bir soru aklıma geldi diye söylüyorum bir de şu durum var e, Neyi anlatacaktım ben? Ha, her seferinde şu şu gerçekleşmiş bu korelasyon. İşte bunlar birbiriyle pozitif korele haberi olmadığı sürece düşünebilirsiniz. Önce Bitcoin gitmiş sonra altcoin'ler gitmiş gibi durumlar var. Her zaman böyle olacak anlamına gelmiyor. Değişecek mutlaka değişecek. Bir bir soracağım bu mantıkla neyse tüm coin'lerin yüzde düşmesi gerekiyor. Anlamadım. Birine mi yazdınız hocam? Galiba. Ha. Harikemi Şubat ayında 0.50 ve x ile 4 dolara gitti. Mutlaka düzeltmesi olacaktı. Harikemi şortu mi? Hocam ama orada bir balina satışı vardı. Bir aynı şekilde güzel bir haber var. Bakın piyasa o kadar düşmemesi rağmen Harikemi'nin bir düşüşünün altında yine balina satışı olabilir. Onu Hı. belirtelim. Çok normal değil. Bakın geçenlerde şu olmuş. Piyasa çok iyi giderken ARKM tarafında. Gösterelim şöyle 4 saatlik daha net olur bir balina piyasa çok iyi giderken malı boşaltmıştı arkadaşlar bakın şuradaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ethereum bakalım arkadaşlar ethereum bakmadık dün ethereum tarafında konuşmuştuk hatırlarsanız ethereum'da e, 3250 ve 3200 bölgesi önemli noktalar diye belirtmiştik. E, özellikle ethereum pozitif olabilmesi için kendini range'in içine atması gerekiyor takip ettiğim range bu atması gerekiyor diye konuşmuştuk. Ee, Ethereum'da e, korktuğum hareket gerçekleşti. Range'in e, alt bandından de şu an düşüyor. Ethereum'un pozitif olabilmesi için önce 3350'nin üzerinde kalması gerekiyor. Sonrasında da 3480-3500'leri kırması gerekiyor. Hatta şöyle alan gibi düşünün. 3470-3500 gibi düşünün. Yani grafikler gerçekten güzel çalıştı arkadaşlar. Dün yayında olan hatlar, hatırlar. hatırlar. E, buraları hep konuşmuştuk. Hocam sizdeki renci görüyoruz. Temiz kırılacak altta mı? Sizin görüşünüz nedir? Hocam renç yapısı şöyle. E, kırarsa orta banta gitmesi beklenir alt tarafta. Ama e, red yerse düşüş beklenir bir kademe daha. Ama henüz hareket gerçekleşmedi. Yani Renç e, yön belirtmez. E, fiyat takibini kolaylaştırır öyle söyleyeyim. R için de aynı şeyler söyleniyor. O zaman tüm coinler %50 düşsün abi. Bitcoin yükseldi %50 satış yemesi normalleştirmedi. Yani Aybars hocam anlattım durumu. Yani şey e, e, düşmedi? Mesela en çok yükseldi. O yüzden fetne yok e o kadar çok düşmedi? Burada bir balina satışı var. Sonar hocam hoş geldiniz. E, tam böyle hasta edecek, yanılacak zamanlar. Yine bir siz ince ceket alın yanınıza. <laughs> Harekemi 2.12 kaybederse 1.70 görünüyor. Sadece teknik olarak bakıyorum. Yani hocam de 2 dolarlar oldukça önemli ee, olabilir. Ahter hocam uzun süredir istediğimiz tepkiyi alamıyoruz. Halving düşüşüne mi gidiyoruz? Düzeltmem olarak görüyorsunuz. Ya hocam bunun sebebi biliyorsunuz. Genel saberi vardı. İşte hep şunu konuşmuştuk. Bakın. Evet. Bu furya hep aynı şekilde devam etmeyecek. Bu ninelar için, ETF'ler için konuşuyorum. Biraz soğuyabilir diye düşünmüştük. Nasdaq tarafına bakarsak yine Nasdaq tarafında da beklenen hareketler var. Bakın Nasdaq tarafı da aynı, benzer bir şekilde hareket ediyor. Bir de bilançolar geliyor. Özellikle işte ikinci hafta ve or ayın ortasından sonra bilançolar geliyor. Biraz bence şey fiyat soğuyor. E, halving var. İşte önemli veriler var derken. Durum bu şekilde. Mekare ciddi yükseldi bugün. Haberim var hocam. Mekare çok uzun soruyordur. Maker takip etmiyorum. 53 dolardan Avax kick girdim. İlk olur muyum acaba? Yani hmm, kötü bir nokta hocam. Hani hep konuşmuştuk ya bakın Avax'ta duruyor yine. Avax bir akümülasyon süreci gerçekleştiriyor Şu yeşil alan Buranın kırılımı yön belirtecektir diye söylemiştik. Bakın aşağı doğru kırıldı. E, yön belirt, belirtti. AVAX düşüş e, eğrine girdi. Bakın bunları e, takip edebilirsiniz. Bunlar işte rastgele oluşturulmuş noktalar değil. Döndüğü yerde hiç manidar değil. AVAX'ın 45 doların altında kalmaması gerekiyor. Biraz önce anekaradan bahsettik hocam. Evet hocam. Hocam bu durum halbuki önünüzde diye mi yorumlamak lazım yoksa göre böyle böyle göreme Yani şöyle söyleyeyim hocam. Halving öncesinde göre yorumlamamak gerekiyor diye düşünüyorum. E, buradasınız, e, buradaysanız şunu e, hatırlarsınız. Halving düşüşün nedenleriyle konuşmuştuk. Neden halving düşüşü gerçekleşir? İşte şeyler... E, neydi bu adlı İşte madenciler ne yaparlar? Elindeki bitcoinleri satarlar. Sebebi ödüllerinin yarılanacağı için, yarılanacağını düşündüğü için elindeki bitcoinleri satarlar. Biz bu elindeki bitcoinlerin satma durumunu piyasa 38.500'e düştüğünde görmüştük. Ama bu düşüş sebebi işte genetik haberi vardı biliyorsunuz. E, bu gibi durumlardan dolayı kaynaklanıyor. E, ben halving olarak düşünmüyorum. Bizim bugün night Nightbot'ta sıkıntı var galiba. E, sabah yani hocamın yayında da dikkat ettim bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Hocam DM'me mal düşüyor. Olabilir hocam. Yani ben direkt altın bir saat sonra yükselsin diye almıyorum öyle söyleyeyim. Eee ki DM ekledim de e ekleme yaptım. Hadi açmışken DM'ye bakalım. Bakın çok güzel çalışan bir alan burası. Şöyle gösterelim. Ters oldu. Bir saniye Orta bant. Şuraya da de denk getirelim. Böyle. Bakın DYM alt bandında. Bu yüzden DYM aldım. Yani düşse de çıksa da benim bir planım var arkadaşlar. Bakın çok güzel bir range var DYM grafiğinin. Yapay zeka birleşimi ne zamanda? Şöyle, ee, kesin bir tarih yok hocam. Onu ee, duyuracaklar. Enda tarafı çok güzel yükseldi. Bunu da belirtelim. ARKM'de arkadaşlar şunu da ekleyeyim. Yine bir balina satışı görürsek ee, şu tarihte olduğu gibi ARKM'ye güven oldukça azalacaktır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bunu belirtelim. Hocam madenciler boğa, son boğa sonunda satsalar daha karlı çıkmazlar mı? Neden? Halbuki önce satıyorlar. Leroy Jenkins hocam bu durum şöyle bakın Bitcoin'in çıkarma maliyeti diye bir şey var. Şu an e, madenciler Bitcoin'i halving gelmeden önce ortalama 24 bin dolara çık çıkarıyorlar. Ama halving geldikten sonra bu yarılamadan sonra ortalama işte 48 bin 46 48 bin dolar civarında e, çıkarıyor olacaklar bir, bir Bitcoin'i. Sizce boğa geldikten sonra satmak mı mantıklı? Şu an direkt hiçbir şey yapmadan %50 karla satmak mı mantıklı? Umarım açıklayıcı olmuştur. 21 Nisan'da BTC maratonu varmış. İstanbul'a koşmak isteyen varsa maraton var. Birleşme olursa elimizdeki agiksler ne olacak? Hocam bunu da detaylı olarak konuşmuştuk. E, hatta FET'in e, şeyine girin. E, Twitter adresine girin. Orada da detaylı bir açıklaması var. Belli bir oranda e, agiksler e, hepsi Asya'ya dönüşecek. Hocam AHKM'den bahsettiniz. Ha ANKR. ANKR takip etmiyorum hocam. Pardon. ETF'ler kapandı. Hadi bakalım nasıl kapanmış. Bir değişiklik yoktur diye düşünüyorum. Neredeyse sıfıra yakın kapatmış arkadaşlar. ETF'lerde zaten dün kötü kapatmıştı. Bugün de yine negatif kapatıyorlar ama biraz toparladılar. En azından güzel olan taraf bu düşüşün devamı gelmedi. En azından bunu söyleyelim. Hocam yeniyim de halving tam olarak nedir? Emre hocam, yani bunu Google'a sorarsanız çok daha sağlıklı size e, bilgilendirme yapabilir. Şu an halving ne dedi diyesek değil, gerçekten bütün yayını bitiririz öyle söyleyeyim ama 4 senede bir yaşanan e, madencilerin ödüllerinin yarılanması diye kabaca anlatabiliriz. Birleşmede bir şey yapmanıza gerek yok. Borsa otomatik değiştirecek. Soğuk cüzdanınıza çekin. Yani burada vadeli taraf ne olacak? Kesin bir şey yok. Vadeli tarafta mesela sol birebir olduğu için sol diyorum. Fed birebir olduğu için direkt adımı değişecek. Bunları görmemiz gerekiyor. Zeynel Kurt hocam spamlıyorsunuz. Sizi engelliyorum. Geçici bir süre. Lütfen spamlamayın. Siz o gül şeyi e, emoji <laughs> diye ben bakmayacağım. Çünkü başkalarının hakkında geliyorsanız bakın. Hoş değil. Sol lütfen. Hadi Solana'ya da sol bakalım. Şöyle. Şurayı da uzatalım. Bakın arkadaşlar bunları yeni uzatıyorum. Çalışmış mı? Çalışmış. Bu bölgede. Kabaca. Solana'da önemli olan nokta neresi? %70-173 bandı oldukça önemli. E, hatta şöyle söyleyeyim 185 solana da geçmişte de çok fazla gördük. Hep e, güzel destek direnç rolü oynadı. Bakın bu grafiği sola doğru uzatın günlükte bakın. Yine 185 e, doların iyi çalıştığını görüyoruz. Solana 180 ve 200 dolar arasında akümüle oluyor. Ama Solana negatif senaryoda 170'i kırmaması gerekiyor. Bunu da belirtelim. Tekrar Bitcoin grafiğimiz olsun. Ee, Recep hocam NFP hack durumunu ben de duydum ama detaya ulaşamadım. Ee, galiba anlaşmışlar. Fiyata da etkisinden dolayı öyle olduğunu düşünüyorum. Hocam aslında Bitcoin'e 62'lere deyip yükseliş yapsa daha sağlıklı olacak gibi. Yeteneceği lik alamadı gibi. Yani hocam e, 64'teki şeyi alsaydı bence çok sağlıklı olabilirdi. Evet hani e, ama şunu görüyoruz herkesin beklediği noktalar burası almadan döndüğü zamanlar da oluyor e, Biliyorsunuz işte benim grafiğim bu e, en kötü senaryoda 64'leri kırmaması gerekiyor Hocam sizin de yani hocam gibi normal bir işiniz <laughs> Onur hocam selamlar 5 e, ay öncesine kadar vardı e, ama Bıraktım tamamen ben de yani hocamın yönlendirmesiyle yani desteği dediğim ben de artık de tamamen full time traderım arkadaşlar. Yatırımcıyım diyeyim traderım ya da traderım diyeyim işte. Belli bir birikime ulaştıktan sonra ben de full time bu işi yapıyorum. Espriyi de biliyorum Onur Hocam. Ofis olması gerekiyormuş değil mi arkadaşlar? <laughs> yani nasıl olabilir? Evrim hocam Hatay'da. Ee, yani hocam İzmit'te. Ben İzmir'deyim. Bir ortak nokta olsa ofis e, çok zor değil. Ama e, bir yerde toplanmamız gerekiyor. Hepimizin aileleri var. Yoksa ofis en kolayı. Oldu, rakama takılmayın derim geçen bu arada 75 milyar topladı bu arada 90 milyar ulaştı işte eski fiyata gelmesi için 120 milyar dolar falan toplaması lazım o kadar topplanağı bilemem dikkat etmek lazım Yani şöyle söyleyeyim ee... Ben fiyata takımı rakama takılıyorum neden takılıyorum bakın işte burada 120'ler çok önemliydi bakın yine aynı şekilde işte şu bölge 150'ler çok önemliydi 200'ün üzerinde kalması da aynı şekilde önemli olacak. Ee, çok güzel çalışıyor. Bakın hep kademe kademe Solana'yı takip ettim. Dediğiniz doğru ee, bakarsak işte market cap'ine bakarsak tekrar işte oralara gelmesi lazım diye. Ama şunu unutmayın. E, ee, Kaçta 0.20 saatlerden 200 lira çıkan bir ürünün market cap'inde toplayacağı miktar da 8 dolardan oraya gelecek bir ürünün aynı olmayacaktır. Umarım anlatabilmişimdir. Durumu. Hocam chat'in beklentisi ne acaba düşüş yükseliş? Aykan hocam hemen soralım. Arkadaşlar fiyat ee, buradan döner mi? Şöyle 65 yapalım hadi. Ya da 64 binlerden yukarı doğru mu ilmelenir yoksa 64 bin aşağısına doğru mu gider? Yükselir diyenler 1, düşer diyenler 2. Ee, Yazarlar sizin düşüncelerinizi öğrenmiş oluruz. E Tek hocam ee, iyi akşamlar. Bitcoin kısa öz son durum nedir? 58'ler inebilir mi sizce artık dönmemiz gerekiyor mu? Hocam dediğim gibi yani e, 64 binlerde önemli likidasyon var. 62 binlere gelirse beni şaşırtmaz. Fiyatın en kötü ihtimal, en iyi ihtimalle 68, 68 bin 500 üzerine atması gerekiyor. Son kale neresi sizce? E, dediğim gibi 64 binler ve 62 binler. Şöyle bakalım. Chat genellikle düşüş bekliyor. Çok ilginç. Geceleri genelde BTC satışıyor. Neden oluyor? Yani hocam şöyle söyleyeyim. Bakın borsalar kapı, kapanıyor. ETF'ler kapanıyor. Biraz da hacim az oluyor. Ama işte böyle genelleyemeyiz piyasayı. Atıyorum bir hafta böyle devam eder. Sonraki hafta geceleri artışlar olur. Bunu genellemeyin lütfen. Şöyle bakayım chat düşüş bekliyor. Halving öncesi düşüş, BTC güzel düze, düzeltme yapıyor ama kimse cesaretini de Yani halving öncesi düşüşlerden, hocam e, insanların beklediği yüzde %30'lar falandı. Bakın şu düşüş sadece yüzde %8'de, dokuzlarda bir düşüş. E, bunu halving düşüşüne ben açıkçası bağlamıyorum. Tokyo seansı genelde <laughs> satıyor. Bir ara onlar vardı değil mi? Onları takip ediyordum. Şu an uzun süredir tek takip ettiğim şey pazartesi renci öyle söyleyeyim hocam ABD BTC satışları genelde hafta içi mi olur bilginiz var mı hocam şöyle e, hafta içi olur olması beklenir çünkü sebebi şu işte piyasalar açıkken e, özellikle işte Grayscale tarafının üzerinden gidiyorlar bunlar açıkken ve kendileri için de e, çalıştıkları zamanda olması daha makul görünüyor ama hafta sonu satılabilir mi e, emin olun bilgim yok bu konuda ama düşüncem hafta içi olması yönünde. Hocam Neşe Hanım gelmeyecek, onu hallettim de ben de şüphedeyim. <laughs> Hocam yaz ayları için beklentiniz nedir? Yaz ayları için değil Serkan Hocam ama yıl sonuna doğru e, tekrar güzel bir yükseliş bekliyorum. Sebepleri işte Halving sona ermiş oluyor. Yine aynı zamanda bakın bugün gelen veri de çok güzeldi. Powell da bundan bahsetti. Genel olarak makroekonomik olarak da bir e, yükseliş gelme ihtimalini görüyorum. Ama bir de şu durum var. Hani Nisan e, Mayıs'ta sat işte tatile çık durumu da var. E, o yüzden yıl sonuna doğru beklentim daha yüksek diye söyleyeyim, belirteyim. Hocam ETF olmasaydı bence yine %30 düşerdi. Ya şöyle hocam ETF'lerde satabiliyor. Bakın e, çok fazla şu yanılgıya varıyor işte ETF'ler sadece alım yapmıyor herkes. ETF'ler tarafında da satış var. Ya da şöyle bir düşünün. İşte bu satışlar bir şekilde ETF'ler tarafından bugüne kadar karşılandı. Ama şu an almıyorlar. ETF'lerde işte yine alımlar var ama satışları karşılayamıyor. %30 düşer miydi halving öncesi? Düşebilirdi yani. Katılıyorum. Halving sürecinden bahsediyorsanız. Ahter Hocam iyi akşamlar. 69K ATH e, enflasyon ile 79-80K'lara denk geliyor. Halbuki sonrasında bu değer yıl sonuna kadar görülmemesi durumunda ayı sezonu başlar mı? Yani e, CD Hocam şöyle söyleyeyim. enflasyon olarak ABD enflasyonu ile, e, mı yapıyorsunuz yoksa Bitcoin enflasyonu olarak mı hesaplıyorsunuz? Bunu öncelikle bilmem gerekiyor. E, tahmin etmediğim şey... E, bilmediğim bir veri, araştırmadığım bir veri önce onu bir anlamam gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim ee, yani bakın enflasyon şeyde ee, Covid zamanında %2'lerdeyken e, ee, evet bu yükselişi yapmış oluyor ama enflasyon şu an çok da şey değil yine %2'lere doğru hareket ediyor. Yani bunu enflasyonla oranlamak, enflasyona bağlamak ne kadar doğru olabilir? Onu görmemiz lazım. Dolar olarak enflasyon. TL ile mi hocam? Hele ise çok farklı durum. BNDR'yi niye bu kadar çok seviyorsunuz? Ve sizce nedir? BNDR'yi niye bu kadar seviyorum? Birincisi yapay zekalara yatırım yapıyorum. Bunu geçen sene Şubat ayından itibaren e, yapay zekaları kripto sektöründe yatırım yaptığımı ilk söyleyen insanlardan biri benim hocam. Evet. Neden bu kadar çok seviyorum? Projesi beni çok mutlu ediyor. Nvidia ile beraber çalışıyorlar. Ve ee, misyonları ve vizyonları çok güzel. Ve bir sevmem nedeni de bana çok güzel kazandırdı. Onu da belirteyim. Düşüş devam edecek mi hocam? Bakın hocam grafik burada kırarsa olabilir. Bence altlar yükselmeyecek. Boası bitti sanırım altların. İbrahim hocam yani Ya şöyle söyleyeyim. Bakın, e, Bitcoin neden yükseldi? biliyorsun e, biliyorsunuz ETF'den dolayı. Şimdi Ethereum ETF konuşuluyor. Ethereum ETF konuşulursa Bitcoin nasıl yükselmeyecek ve altlar Ethereum nasıl yükselmeyecek? E, bana çok mantıklı gelmiyor. Yere yükselir mi? Ne olacak peki? Yani şu an e, yönümüz yukarı görünüyor arkadaşlar. Ama yönümüz yukarı diye de işte 100'lük don kaçmanın bir önemi yok. E, şöyle söyleyeyim. 68 bin almamız gerekiyor. En kötü senaryoda tekrardan işte range'in benim en alt bandı bakın 61 binler, 62 binler. Buradan tepki almamız gerekiyor. E, yani bunlar çok normal. Açın geçmiş bu arada yaşananları. Bu düşüşleri çok gördük arkadaşlar. Ama Makro tarafta hep söylüyoruz ya bu hareketleri makro tarafla birleştirmemiz gerekiyor. Makro taraf kötüyken Bitcoin hiçbir zaman hadi birkaç şey var ama yine makro taraf çok kötü değil. Hiçbir zaman Bitcoin çok iyi olamamış. Şimdi makro taraftaki seyir iyiye gidiyor. Powell da bugün açıklamasında bunu söylüyor. İyiye giderken buradan bir ayı yaşanması çok zor. Nasıl olabilir? İşte ETF'ler reddedilir. İşte atıyorum bir savaş çıkar olay bambaşka yere gider. İşte şöyle söyleyeyim işte grayscale batar yine bence çok büyük etki etmeyebilir uzun vadede. Bu gibi durumlar olabilir. XRP ne zaman yükselir hocam? XRP ee, dava sonuçlandığında davanın kararına göre yükselir diye düşünüyorum. 40 gündür aynı rengisteyiz. Aynen öyle. Ben de çok ekmeğini yedim. Bakın, işte tekrar içeri girdiğinde biliyorsunuz zaten şuralarda güzel satış gerçekleştirdim, e, yatırımları başka tarafa kaydırdım, e, karımla da tekrar alttan alma fırsatı buldum. Çok zarar, çok sese girmeye başladık. Yani Burak hocam, sizi anlıyorum, ama bakın sürekli söylediğimiz şey vardı, biliyorsunuz bu anın psikolojisini yönetmek çok zor diye. E, burada defalarca anlattık, söyledik. Burada belli yerlerden kar almak, piyasa diliyle aç gözlü davranmamak gerekiyor diye konuştuk. Burada işte hatalardan ders çıkarmanız gerekiyor. Yaptığınız hatalardan ders çıkarmanız gerekiyor. Hani şey olsun diye söylemiyorum. Ama ben şu düşüşe sevinen taraftayım. Çünkü zaten söyledim, gösterdim de şuralardan. Güzel bir kar satışı yaptım yine 3.5 dolar seviyelerinde FED 200 dolar seviyelerinde Solana Render'ı yine 40 dolarlardan injektif e, satışı yaptım. Mutluyum açıkçası. İşte buradan ders almak gerekiyor aslında. teknik için düşünceniz var mı? Mahmut hocam yok ilk defa duydum. Yalan olmasın. Ben de son yükselişte FED ve sattım. Dün ve bugün toplamaya başladım hocam demiş Furkan hocam. Bakın ne güzel e, siz de mutlu olan taraftasınızdır ders çıkarmak pahalıya patlıyor hocam. Yani kesinlikle ve bakın ben de aynı şekilde ben de işte XRP mağduruyum hep anlatmışımdır 2018'de. E, o zamana göre çok güzel e, paralar kaybettim kendi adıma. Sonra dedim ki ben artık bu piyasayı her şeyle A'dan Z'ye elimden geldiği kadar araştıracağım. Kimseyi dinlemeyip e, güvendiğim insanlarda sadece işte bir e, e, yorumlarını önemseyip işlemlerimi kendim yapacağım diye kendimi geliştirme yoluna geçtim. Şimdi diyorum ki iyi ki o batışı gerçekleştirmişim ki bugün buralardayım. Bu dersi almak da önemli. Ne yazık ki biz Türkler e, Türk e, komünitesinde bu Türk komünitesinde birçok insan şey e, hep dersi e, lafla değil de para kaybederek alıyorlar. Keşke böyle olmasa. Bakın biz de uyarıyoruz ama ee, maalesef insanlar para kaybedince anlıyorlar birçok şeyin kıymetini veya dersini. Ben her ay maaşımla sepete ekleme yaptım. Çok güzel hocam o da mantıklı bakın maksimalist olan taraftasınız. Ee, Murat hocam burada önemli olan nokta şu. Doğru yerden de çıkmanız gerekiyor. Vadenizi iyi yönetmeniz gerekiyor. XRP alacağınızı tetera alsaydınız. <laughs> Yani XRP bir gün gerçekten şey yapacak çok iyi yerlere gelecek ama ne zaman uzun süredir bu durumu yapıyor ama ben XRP'de ilk bu dava süreci 2018 SAC dava açmıştı çok güzel yerde. bu dava süreci olmasa çok daha güzel olacaktı her şey ama yanıldım. Hocam tia bezledir. Rotasyon yapmamak için zor tutuyorum kendimi. Sizin düşüneceğiniz nedir? Düştüğü yere yapışıyor, tepki vermiyor. Ya, tia gerçekten arkadaşlar. 20 doların e, üzerine bir türlü kendini atamadığı, 20 doları at, üzerine atamadıkça her seferinde düştü. E, şimdi 10 dolarlar önemli destek direnç seviyeleri. Bakın şöyle gösterelim. Buranın altına atmaması gerekiyor. Tia üzerinde söylemiyorum ama bakın şöyle bir şey var. Eee... İşte bu coin yükselmiyor, bu coin gitmiyor deyip rotasyon yapıp yükselen yükselen coinlere giriş yaparsanız eğer bakın şurada güzel çalışan bir şey. Giriş yaparsanız eğer boğa sürecinde para kaybedebiliyorsunuz. Bu e, şeyi yapmanız gerekiyor. Ayrımı iyi yapmanız gerekiyor. Hani tamamen çıkmak da bir çözüm, rotasyon yapmak da bir çözüm. İşte %50'sini şey yapmak da e, çıkıp da e, hareket etmek de bir çözüm olabilir. Veya işte doğru yerden ekleme yaparak projeye güveniyorsanız, ürüne güveniyorsanız e, tutmak, maliyet düşürmekte bir seçenek olabilirsiniz için. Bu boğadan dersimi çıkardım. 3 sene sonra şu anki hatalarımı yapmayacağım. Bir daha şu anda vadeli işlemlerden biraz zararım var. 6-7k dolar. Ne güzel hocam. Yani, e, yani ders çıkarabilmek önemli. Bakın işte bitmedi daha bu e, şey olmasın. Ayı döndük gibi anlaşılmasın. Ama işte hep söylüyorduk ya bir planınız olsun. Bakın piyasa dilili aç gözlü almayın. İşte stop candır, stop kullanın. Kar almaktan korkmayın diye hep belirtiyorduk. Yani şu süreçte ben şunu görüyorum. İşte bazı insanlar çok güzel kar alıyor. İşte evlerini, arabalarını değiştirdiler. Bu süreçte yatırımlarını yaptılar. Ee, bazı arkadaşlar da bekliyorlar ki e, tekrar yükselsin. İşte aç gözlü alalım. tepeden girdiler işin içine bu yükselecek diye. Ee, bu işte gördüğümüz senaryolar. Umarım işte bu komünitede de sürekli uyarmaya çalıştık, söylemeye çalıştık. Bakın işte çok büyük oranda ben kart satışı yaptım. Ee, önemli bölgelerde aç göz davranmamaya çalıştım. Yine Yanni hocam da aynı şekilde. Evrim hocam da. Ee, burada işte dikkatli olmak gerekiyor. Aa, ve bakabilir miyiz? Yani bakalım güzel yükseldi son zamanlarda ama şu düşüşten A ve tarafı en az nerede önce bir grafiğe bakalım en az etkilenenlerden biri en alt ama ben bir tekrar bir çalışmıştım bulabilirsem bak a e bu şurada olması gerekiyor neyse şöyle tekrar Allah Allah çalışmam var ama neden silmişim yok o tarafta mı neyse çok önemli değil geçen hafta yayında bakmıştık. Şöyle bir düşeni vardı. Düşenini e, takip ediyorum demiştim. Şöyle oturtalım. Şöyle. Birinci olarak burayı takip ediyorum. Bakın A ve tarafında yine aynı şekilde şurası güzel. Bu Şu bölge güzel bir talep arz bölgesi, destek bölgesi. Burayı takip ediyorum. AVE A benim de yatırımım var. Bunu belirteyim. Ama aşağıda da bir ekstra destek istiyorsanız bakın burası da çok çok güzel çalışan destek. A ve iki buçuklara gelirse ben e, kendi adıma alırım. Bunu da belirteyim. Grafik güzel çalışan bir grafik. Takip edebilirsiniz. Bunu da belirtelim. Sepetimiz buradan 8x yapar mı ortalama hocam? Murat hocam bilmiyorum. Hani hangi koyunu aldınız? Neye göre yatırım yaptınız? Hani çanta, sepet e, hangi e, şeyler var? E, ne ağırlıklı gidiyorsunuz? Yapay zekalarda gidiyorsanız, turun başka layerlara gidiyorsanız, Ethereum'un bir şeyi olayı tamamen değiştirebilir ve hiç de gitmeyebilir. Hiç kar almadan yıl sonunu bekleyeceğim, az boz ekleyeceğim, spotta rahatım. Yani spot olmanın şeyini yaşıyorsunuz, dilek hocam, ee, rahatlığını yaşıyorsunuz, ama Tekrar belirteyim, söyleyeyim. Yani kar alamada hiçbir sıkıntı yok. Bakın kar almak demek ise hepsini kapat, %80'ini kapat değil. %10 kar alıp işte elinizde bir tane ürün varken ikiye çıkarabilirsiniz bu döngüde. E, yıl sonu bekleyecekseniz hiçbir şeyi takip etmeyin. O zaman yıl sonu işte günde bir kere fiyata bakın. Sizin için yeter. Kendinizi yormayın diye söylüyorum. Ya hocam bu alt köylerin Allah belasını versin. Kazandım. Bütün kar, bürüş, alım yerlerine geldi. Kar almadık aptal gibi. Yani Gökhan Hocam çok fazla duyuyorum bu tür söylemleri, bu tür durumları. Yani umarım burada sizin için bir ders noktası olur. Ee, bundan sonra dikkat edersiniz. Çünkü bu durum hep gerçekleşiyor. Bakın bu döngüyü işte ilk defa siz yaşamıyorsunuz. Bunu boğa döneminde, geçen boğa döneminde de çok fazla yaşandı. İşte e, yine aynı şekilde ben de kendi adıma da söylüyorum. Ben de bu durumu yaşadım. İşte geçen bu ada işte yani bir önceki bu arada dark PTT gidecek gidecek diye satmadım sonra yine karlı sattım İşte atıyorum 20 çıktı satmadım 20 çıktı korkarak sattığım durumlar oldu yani burada işte bir planınız olması gerekiyor İşte piyasa diliyle tekrar tekrar söylüyorum aç gözü davranmamanız gerekiyor e, bu yüzden umarım ders olur size de bu durum totalleri biri tutsun bakalım ne durumda o Yine 700'lere doğru bir hareket gelmiş. Buradan ufak bir tepki almışız. Buranın kırılmaması gerekiyor. Sebebi dominans e, arkadaşlar. E, total işte 900 bölgesi önemli. Total 2'de yine aynı şekilde e, 1100-1.1 trilyonlar önemli. Total market cap hala fena değil. E, others tarafında da söylemiştik zaten. 300 milyar dolarlar önemli. Piyasa destek bölgesinde arkadaşlar alt koyunlarda iyice kırmızılaşmış bunu da söyleyelim. Evet Agix Ocean bu boğada asli en az 20 dolar bekliyorum. Yani görünüyor. Ama önce bir 5 aysınlar, kademe kademe gitmekte fayda var hocam. Mesela Funda Hanım kendisi VIP grubumuzda da var. Hem kendisi moderatörümüz. Bizi dinliyor <laughs> sağ olsun. Solu bu şekilde yüzde on buçuk adet arttırdım demiş. Ne mutlu. Yani şu an elinde e, güzel bir şekilde artmış bir miktar var. E, yani bunu sürekli hale getirebilmek. Ben şöyle hatırlıyorum, e, şöyle söyleyeyim hatta üç buçuklardan sattığım fetleri iki buçuklardan geri aldım. Ben şimdi ne kaybetmiş oldum? Hiçbir şey kaybetmiş olmadım. Adet arttırmış oldum. Bu şunu öğrendim ayıda al bakmayın çözüm vade Yunus hocam evet haklısınız ama bakın biz 15 binlerden aldığımızda yani hocayla bize neler neler söylediler yani siz salak mısınız 9 bin'e düşecek dediler İşte tekrardan 25.200'e düştüğünüz fiyat. ya buradan tekrar düşüş geliyor ne yapıyorsunuz siz dediler işte 19.600'den aldığımızda hatırlıyorum birçok arkadaş burada zaten ayıda var İşte, ayıda almak da çok zor onu da unutmayın mesela şöyle söyleyeyim Funda Hanım buradaydı. Neşe Hanım buradaydı. Kendisi, kendileri birçok arkadaş buradaydı. Açın o dönemleri. Bakın bize neler neler söylediler yani. Ayı da almak zor. Ayı geliyor olabilir mi? Yok hocam, ne yaptınız? Ayı Ayı gelmesi için bana bir sebep söyleyebilir misiniz mesela? Ayı geliyor. Ee, sebebi şu. Şu sebepten dolayı ayı geliyor olabilir mi? Mesela geçmiş ayılar neden gelmiş? Neden kaynaklanmış? Ee, bir bakın isterseniz. Ayı olması için çok e, mantıklı sebepler olması gerekiyor. Mesela ABD bilanço daraltması gerekiyor ki tam tersi durum gerçekleşiyor. İşte e, yine aynı şekilde dünya çapında enflasyonun çok yüksek olması gerekiyor veya kripto üzerinde çok çok majör bir haberin olması gerekiyor. Şu an hiçbir savaş demiş mesela Halit Şahin hocam. Yani e, bakın çok büyük bir savaş olmadığı sürece gelmez. Hatta şöyle bir şey var. ETF'lerden sonra altın nasıl yükseliyorsa Bitcoin'in de e, böyle yükselme ihtimali olacağı konuşuluyor. Hani şu an ayıyı gerektirecek bir şey yok. Hani şu düşüş atıyorum. E, çok gerilmiş Rusya-Ukrayna savaşının gerilimleri hatırlarsınız. Öncesinde bir ay konuştuk. Iııı. E, Evet şu an Fransa ile ilgili durumlar var. İsrail ile ilgili durumlar var. İşte bugün özlediğiniz İsrail ile ilgili bir haber var. E, bu durumlar şey değil. E, henüz gerçekleşmiş bir durum. E, hareket göremiyoruz. Korkut hocam da mesela. <laughs> e, biz de buradaydık, Kendisi kanalın eskilerinden. Hoş geldiniz hocam tekrar. Hayır geliyor çünkü evrim hocam. <laughs> mesela mantıklı bir sebep. Kuvvet hocam selamlar. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Her şey olumlu ama yürümüyor. Arkadaşlar Kürşat Hocam yani şöyle bakın e, nerede görülmüş piyasanın direkt kendini işte e, hiç durmadan yukarı attığına. mutlaka bu işte fraktallar e, halinde hareket eder piyasa. Çok normal bakın nereden nereye gelmiş bir piyasa var buralara düşmesi düzeltme yapması çok normal. Hocam aletleme 1.5 dolarlık oluyor. Bir iner korkuyorum. Siz yine atabilir mi? Hocam haberin detayını bilmiyorum. Ee, arkadaşlarımız da şey yapmadı. Aletleme'de bu düşün sebebi yine bir balina satışı mı? Yoksa haber kaynaklı mı? O yüzden e, tam olarak şey yapamıyorum. Cevap veremiyorum ama şöyle söyleyeyim. 2 dolarlar oldukça önemli. 1.5 dolarlar e, iki 2 dolarlar kırılsa olabilitesi var. Ama haberin detayını öğrenmemiz gerekiyor. NFB bakabilir misiniz? Bakalım hocam. Bakmış, bakmamış bir NFP'ye bize. Bakalım tekrardan. NFP'de 0.65'ler önemli bölge. Yukarıda işte geçen baktım. 75'in üzerinde kalması gerektiğini söylemiştik. Bakın hocam şurada yine bir de güzel bir akümülasyon süreci gerçekleştiriyor. Şu alanda şöyle buranın kırılma fiyat konusunda bize bilgi verecektir diye düşünüyorum. Çok normal NFB de yeni çıkan bir proje. Ee, şöyle hatta şöyle bir kanal oluşturun. hatta niye ben söylüyorum? Ben yapayım. Şöyle bir kanal oluşturursanız güzel çalışan bir kanalı var. Bakın orta bandı. Eee güzel çalışıyor. Alt bandı güzel çalışıyor. Bu şekilde yani yeni çıkan çoğu proje ilk çıktıkları hype'ını kaybettiği için ufak e, ufuk ufak çekiliyorlar. Önemli destek bölgelerde e, Bitcoin bu şekilde hareket ettiği sürece bu hareketler normal. Hocam ayı tek bakabilir misiniz? Cidden seveceğini düşünüyorum. Hocam not alayım ayı teki. Yani bir yapay zeka ve benim nasıl ilgimi çekmedi. E, bir bakmam gerekiyor. 100x 50x piyasadan tasfiye edilip benzerip yola devam. Yani bakın bugün volatiliteye bakın arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir volatilite vardı. İşte fundiklere bakın. E, dur şeylere, durumlara bakın. Bugün e, çok fazla işte piyasaya yeni insanlar da giriyor. E, piyasada işte çok fazla kar eden insanlar da var. Bakın biz şunu unutuyoruz. E, piyasada çok fazla kar eden insanlarda ne oluşuyor? İşte belli bölgeler kralını korkarak satış gerçekleştirebiliyorlar. Bunlar tekrar gelecek doğru bölgelerden. Ama işte bunu çok göz ardı ediyoruz. Ee, şu an gerçekten fiyatta hiçbir şey yok. Ee, keşke 68 binleri 68 bin 300 leri kırmasaydık ama şu an üzerinde ben bir sıkıntı görmüyorum piyasada. Hareket çok normal. Hocam DXY düşüyor ama BTC hiç güçlü durmuyor. DXY'ye konuşmadık. Bugün gelen veriyle beraber DXY de çok güzel e, şekilde düştü. İki sebebi var. Hem Euro tarafından e, TÜFE verisi geldi, enflasyon verisi geldi ve sonrasında ISM'de de güzel bir hareket geldi. ISM'de de ABD'deki enflasyonun düşeceğine dair bir bize kanıt sunuyor gibi bir fiyatladı piyasalar. E, şöyle bakmak gerekiyor. Evet, e, dolar düşü ama biz hep yani bunu şey yapmamız gerekiyor, sınıflandırmamız gerekiyor diye konuşmuştuk. İşte e, Nasdaq hala çok volatil değil. E, Nasdaq çok e, yükselmedi. 18 binlerden bir tepki aldı ama Nasdaq da yatay şekilde seyrediyor. E, bu yüzden Bitcoin tarafı da işte 64 binlerden aldı tepki Güçlendiremiyor, kuvvetlendiremiyor diye söyleyelim. Cardano mu Seyimi? Ufuk hocam öncelikle şunu söyleyeyim. Biz iki coin arasında kalıyorsak ikisini de alıyoruz. Bu bizim bir mottomuz. Onu söyleyeyim. Bugün Cardano üzerinde güzel bir haber geldi. Yıllardır, aylarda duymadığımız bir haber geldi. Haber şuydu. Ee, ABD'de seçimler geliyor biliyorsunuz. Birçok e, parti veya işte e, seçimlerle ilgili işte orada durum nasıl oluyor bilmiyorum. E, seçimlerde Cardano ekosistemini kullanmaya başlayacaklarmış. Hatta kullanmışlar bu durumda e, adanın fiyatına olumlu seyredebilir. Ama dediğim gibi iki coin arasında kalıyorsanız ikiniz al, de almasında e, de almanız oldukça mantıklı. Ben olsam ne yaparım? Bu iki coin arasında kalsam yüzde %60 Sei'ye %40 Cardano alırım. Sebebi Sei daha güzel fiyatladı ve hype'ı daha yüksek son zamanlarda. USD dominans artıyor ondan düşüyor. USDT mi dominans mı hocam? HOT hocam HOT çok uzun süredir HOT takip etmiyorum ya. Eterim için bir yorum yapabilir misiniz? E, yaptım hocam tekrar yapayım. 3.250'yi kaybetmememiz gerekiyor. Olumlu senaryoda 3470 3500 almamız gerekiyor. Dün ben 3 coin arası kaldım aldım. Az da olsa 3'ünü aldım. Çok mantıklı hocam. Bundan çok mantıklı. Arkadaşlar bu arada yayını beğenebilirsiniz. E, beğenirseniz bizleri mutlu edersiniz. Şunu da belirtelim biliyorsunuz 25'te ders grubumuz var. Hazırlanıyoruz. E, burada 10 şeyin tarafında anlatacağız arkadaşlar. İşte e, bu renk yapıları nasıl oluşturduğumuzu da anlatacağız. Siz de katılmak istiyorsanız e, bizim referansımızla Quantify'ye kayıt olup en az 50 dolarlık işlem açarsanız e, bu ders grubumuza katılabilirsiniz. Şunu tekrar söyleyeyim bazı arkadaşlar diyor ki ben Quantify'i daha bilmiyorum, tanımıyorum. Burada işlem açmıyor, işlem açmaktan korkuyorum. O zaman şöyle yapabilirsiniz. 55 dolar işlem açıp anda kapatırsanız kayıpsız bir şekilde Quantify'den ders grubumuza katılabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Eğer işte Quantify ile kullanıyorsanız Quantify'nin şöyle güzelliği var. Funding fee yok. yine işte Nasdaq hisseleri, emtialarla ilgili trade yapabiliyorsunuz. Emin olun beğeneceksiniz uzun vadede kullandığınızda. Neye üzdüm hocam? Bakmadım için mi? Hocam şöyle söyleyeyim. Ben white listini okumadığım bir projenin işte detaylı e, yatırımcıları kim, onu e, araştırmadım bir projenin analizini e, direkt yapamıyorum. Bilmediğim coin hakkında hem sizi yanlış yönlendiririm, hem de e, kendim de bu durumdan hiç hoşnut olmam. Hocam, OKEx kullanıyorum şart mı? Bu dersine katılmak için. E, tabii hocam, yani bizim e, bu dersin grant free sponsorluğunda oluyor. Ee, onlar da tabii ki e, bunun için bir şart e, sunuyorlar. Bakın ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Sadece biraz yor işte referansımızda gelin en az 55 dolar işlem açıp kapatın gelebiliyorsunuz. Hani burada şey yok. Hani e, copy trade'ime katılın işte şunu yapın bunu yapın gibi <laughs> durumlar yok. Siz de takdir edersiniz ki bize de bir ücret ödüyorlar kendileri. Ee, bunun karşılığında da kendi güvendikleri, inandıkları platforma e, şey seç, çekmek istiyorlar, yatırım çekmek istiyorlar. Güler hocam hoş geldiniz. Sorcu Ata hocam, hocam 5 kez yazdım. Bir altını bir üstünü okudunuz. E, teşekkürler bir hatamız oldu söyleyin. Yazmayız chatinizde bir daha. Bilgilerinize değer verir. Bu şekilde olması üzdü genelde. Sorcu Ata hocam uzun süredir bu kanaldasınız. Şöyle söyleyeyim bari siz yapmayın. Bakın burada bir ayrım yok. Ama Keşke işte şu an bir fırsatınız olsa da gelip şuradan görseniz yavaşlatılmış chat şu anda. Ee, yavaşlatılmış olmasına rağmen çok fazla işte akış çok fazla oluyor. İşte sürekli hem chat'e bakmak zorundayız hem grafiğe bakmak zorundayız. Bir yandan bitcoin'in fiyat hareketini az daha yorumlamak zorundayız. Burada kimseye ne ben ne yani hocam ne evrim hocam bilinçli olarak bunu yapmaz ki siz de çok uzun süredir takip ediyorsunuz. Ee, Ay, bari siz yapmayın lütfen. Ee, öyle bir şey olmaz hocam. Siz çok iyi biliyorsunuz. Yo özür dilerim bir şey yok. Çok adam. Şovçı ata hocam. Ee, biliyorum anlayacağınızı düşündüğüm için zaten bu şekilde bir açıklama yaptım. Evet arkadaşlar bir saatin sonuna geldik. Ee, yavaştan yayınımızı sonlandıralım. Yine keyifli güzel bir yayındı. Bitcoin fiyat hareketi. işte arada sıkıştık. Ee, bize yoğun belirtecektir. Ee, bütün analizlerimi, detaylı düşüncelerimi detaylı bir şekilde sizlere e, aktarmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, lütfen dikkat edin. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum herkese.